Ferhan hocam. Ama aferin dedim ya, madalyamı takayım Ali. Betüş'ün ameliyatını ben yapmak istiyorum. Olmaz. Ama hocam sorumluluk al dediniz. Öğren dediniz. Sorumluluk verin işte. Biz Betüş'ün ameliyatını ne kadardır bekliyoruz biliyor musun Ali? Ben bu abla kardeşi kurtarmak istiyorum. Söz verdim. Ben de size görev verdim. Önce onları ezberleyeceksiniz, ondan sonra ameliyat düşüneceksiniz, tamam? Tamam. Ben hazırım. Sorun bana. Ali. Hocam sorun. Yarını beklemenize gerek yok. Buyurun sorun. Evet, buradayım. Rahmi Özyener, 75 yaşında erkek. Toplam 3 kere miyokardiyal enfarktüs geçirdi. 4.sünü geçiremedi. Tanım, kronik kalp yetmezliği. Yöntem, bir ventriküler pil takılacaktı ama maalesef takılamadı. Elif Usal. 28 yaşında kadın. İç kanamayla geldi. Teşhis, laparoskopik keşif ameliyatı sonunda batında sarkoma tespiti. Ya yöntem. Yeter. Ezberledin mi hepsini? Bir günde. Bir günde değil. 3 saatte. Bu savan sendromu yüzünden. Ve diğerlerine haksızlık biliyorsun değil mi? Ne yapacağız? Görevini zorlaştıracağız Ali. Tamam. Tamam. Yapabilirsem eğer Betüş'ü ameliyat ederim. Yapabilirim biliyorsunuz. Peki. Bu hastanenin son 10 yılda olan bütün vakalarını inceleyip ezberleyeceksin. Tamam. Yarın. Bunu yap. Ben de Betüş'ü ameliyat etmene izin vereyim Ali. Göster kendini hadi. Ne yapayım? Rezalet bir durumdayım. Ne yapacaksın peki? Ya başka bir hastanede iş bakacağım herhalde. Ne yapacağım? Ah ya. Bence ne yap biliyor musun? Bence sen bu kadar ağlamaya başlamışken zaten bunları bırak. Kariyer değiştir evet ya. Müthiş olur. Ne diyorsun? Allah Allah. Bela mısın kızım sen? Buldum. Bak Ferman Hoca seni kovmadan sen istifa ediyorsun. Hem zaten bak insan kaynaklarında da tanıdığımız var. Seni hasta bakıcı yapacağım. Herhalde onun sınavlarını geçebilirsin değil mi? Açı bak dalga geçiyorsan yemin ediyorum çok kızacağım ha. Ya iyi değilim diyorum, halden anlasana biraz. Allah Allah ne var? Biraz da ben üstün olayım ilişkimizde. Hem ilişkimize yeni bir sıvılık gelir ne dersin? Seni bu ailemin gördüğü en iyi hasta bakıcı yapacağım. İnsanlar ne diyecek biliyor musun? Dünyanın... Açı! Ya bir şey söyleyeceğim, sen gerçekten rahatsızsın ya. Ya güldün mü sen? Evet gülüyorum. Ya çalışmama zerre yardımcı olmadın. Ama bir şekilde yüzümü güldürdün. Teşekkürler güzellik. Yani evet işte ben böyleyim. Ya belki seni puşpuşlayamam. Belki böyle çalışmana yardım edemem. Ama işte ben de seni güldürürüm. Moralini düzeltirim. Benim de doğan bu. Öyle mi? Görüşürüz güzellik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.